Yedi göllerin içine indiğiniz zaman derin göl mevkii var. Derin gölün içine geldiğiniz zaman karavan ve çadırlar burada park ediyor. Elektrik yok ama akşam aydınlatması var burada. Bizim gibi karavanla gelenler var. Akşam iki karavan daha vardı. Onlar sabah erken ayrılmışlar. Bu arabayla geleceksin. Bir çekme karavan gelmiş. Önündeki araç 4x4. Bu arada arabayla geldiğinizde mutlaka bir çadır alın. Adamlar da buradan çadır ver. Masalar var, su var, tuvalet var. Bir tek elektrik yok. Onda da karavancı arkadaşlar araçlarını genelde bu ortaya park ediyorlar. Burası gün boyu elektrik, güneş alıyor. Biz aracımızı şu araya park ettik. Bizimki de bir saat sonra bir güneş almaya başlar. O da bize yetecektir zaten. Arkadaşlar bizim araba bu sanmayın. Bizim araba benim yaslandığım. Karavan. Yedi göllere girdikten sonra göllerin ilk başlangıç yerinde Sazlı Göl ve İnce Göl var. Şimdi oraları gezeceğiz. Daha ileride de bizim konaklama yaptığımız Büyük Göl ve Derin Göl kenarı var. Gezinmek için basamaklar ayarlamışlar. Birbirine bağlanan patika yollar var. Zevkle geziyorsunuz etrafı incelerken. Yorucu değil, güzeldi benim için. Bir de bütün göllerin etrafının tamamını dönebiliyorsun. Hepsinde küçük patika yollar var. Evet, birbirine bağlanan yollar dedim ya. Ama ben göle izleyeceğim. Tamam, izle. Oldukça dik bir eğimden 5 kilometre boyunca yedi göllere iniyorsunuz. Yerler bu şekilde kare taşlar. Bu da araçların kaymaması için. Çünkü oldukça dik yerler de var.
Son 5 kilometre bu şekilde devam ediyor. Şimdi aşağı tarafları birlikte bir gezelim. Çok sessiz, sakin bir yer. Kamp alanı olarak çok temiz. Ve özellikle şöyle bir şey söylemek istiyorum ben size. Gece 10'da yattık biz. Genelde insanlar 10-12 arası yatıyorlar. Kimse ses çıkarmıyor. Müzik dinleyen yok, gürültü yapan yok. Herkes çok saygılı, çok sessiz içeride. Ne çocuk sesi, ne başka bir şey. Sakinlik isteyenler için güzel bir yer. Tuvaletler hemen burada. Bay Bayan VC. Çeşmeler, her yerde çeşmeler var. Ve içilebilir su çeşmelerin üzerinde yazıyor zaten. Buradan sol tarafımız büyük göl. Aşağı taraf. Diğer tarafta derin göl. Bu iki gölde balık tutulabiliyor. Bakın burada da bir çeşme var. Bu çeşme ve şu aşağıdaki çeşmenin suyu tazdikli. Yukarılar. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman çeşmelerde fazla tazdik yok. Arabaya doldururken zorlanabilirsiniz, karavana dolduracaksanız. Sularınız boş gelin. Çünkü mümkün olduğunca yükünüz az olsun. Çıkmadan önce de boşaltın. Dediğim gibi rampalar çok dik. Burada bir market var. İçeride kafe tarzı. Bizim aracımızı park ettiğimiz alan bu kısımda. Hemen burada bir çeşme daha var. Buraların suyu biraz tazikli değil. Yolun bu tarafı büyük göl. Diğer tarafı da şu kısımda da derin göl var. Bu iki gölde balık tutabiliyoruz. Alabalık var, sazan var. Ama çoğunluk burada alabalık. Alabalık tutmak isteyen arkadaşlar varsa yanlarında ona göre yem getirsinler. Şu üst kısımda bir restoran var yukarıda. Şimdi çıkamayacağım oraya. Çok oralarda dik. Bakın. Buraya da çadır kurmuşlar gölün hemen yan tarafına. Aşağı araba inmiyor sadece. Kurabilirsiniz çadırda. Burası daha güzel. Ben karavanı buraya park etmek istedim ama maalesef burada duracak öyle yer yok.
bisikletle geziyorum. Burada çekim yapmak ücretli. O yüzden elime çekimle ilgili bir şey almadım. Sadece telefon aldım. Abi yapma, sürü sürücük var. Ver geldi buraya. Bak abi. Yapma, sürü sürücük vardı. Bu sürücükle abi arkadaşlar. Utku önünden geçiyorlar bak. Evet. Oraya değil bak. Evet. Önümüzde bak. Bak. Karşımızda. Bunlar gölgede duruyor ya. Bunlar gölgeyi daha çok seviyorum. Hemen bir tanesi geldi böyle yemi tam yiyor. Tam böyle açacak ağzını geri döndü. Çok çok yakalasın. Yedi göllere geldiğiniz zaman arabayı aşağıya park ediyorsunuz ya da karavanınızı. Daha sonra yürüyerek patika yollar var. Patika yollar içinden gezmesi yaklaşık 2-2,5 saatinizi alacak. Ormanlık alan serin. İstediğiniz saat çıkıp gezebilirsiniz. Nasıl geçeceğim ben? Geçemezsiniz. Beni bir tek yırtmanız gerek. Yıkmam mı gerek? Yırtmanız gerek. Yırtmanız. Nasıl yırtabilirim seni? Ben robotum, altınlarla yırtabiliyorum. Bir teknik biliyorum. Ne? Ha, yıktım. Tadı çok güzel. Eşek nasıl çiçeği diyor bana?
Utku gibi sarılsana. İnşallah delinmemiştir. Merdiven yapmışlar. Allah'tan yukarıdan aşağı kadar. Araba yolu çok dolana dolana gidiyor. Bayağı uzun. Merdivenlerden iniyoruz. Patika yoldan çıktık. Daha güzel oldu böyle. Eğer araba yolunu kullansaydık oldukça yorulacaktık. Eğlenceli, güzel vakit geçiriyoruz. Bir günlük diye geldik. Sanki bugün de kalacağız gibi. Hadi aşkım gidelim. Alp, bu yedi gölleri biraz anlatır mısın? Yedi gölde gezdik. Ben şimdi dağdan gibi buradan tırmanıyorum. Yoldan gitmiyorum. Ben vazgeçtim. Geri dönüyorum, aşağı iniyorum. Buradan aşağı inmek çok zor. O yüzden buradan tutuyorum. Hatta ben dağ adamı olduğum için bırakıyorum. Sen ne adamısın? Dağ adamı. Dağ adamı mı? Evet. Hadi bakalım dağ adamı. Ben dağ adamının çocuğum. Ve dağ adamı okuluna gidiyorum. O yüzden dağ adamı. Sen şimdi oradan düşmeden inebilecek misin? İnebilirim. Emin misin? Evet, eminim. Olursa mükemmel olur. Bolu'nun birçok yaylasında çam ağacı çeşidi varken Yedigöller'de kayın ağacı var. Her yer kayın ağaçlarıyla dolu. İnce, kalın, uzun, kısa, her yer kayın ağacı. Bir ağacın toprak üstündeki bizim görebildiğimiz yeri, gövdesi. Toprağın altındaki kısmını merak ediyor musunuz? Ne kadar çok kök saldığını, hayata tutunmak için neler yaptığını buradan gözlemleyebiliriz. Aslında köklerinin de dalları kadar kalın olduğunu görebiliyoruz burada. Bizim sadece yüzeyini gördüğümüz kısım. Gündüz ateş yakmak yasak, tüp yakmak daha yasak. Ama gece insanlar çadırların yanında saat 7'den sonra güvenlikler gidiyor. Neredeyse her çadırın yanına bir ateş yanıyor. Mangallarını yakıyorlar, ateşlerini yakıyorlar ısınmak için. Tüpte çay demleniyor. Yemeklerini yapıyorlar. Ama gündüz sabah 8'den akşam 7'ye kadar herhangi bir şekilde ateş yakmak yasak. Buranın en güzel yanlarından birisi de sessiz oluşu. Yani çok fazla çadır var. Belki 50-60 çadır vardır. Görünürde 4 karavan var şu an. Ama kimseden herhangi bir ses gelmiyor. Ne müzik sesi olsun ne başka bir ses. Herkes birbirine saygılı. Yedigöller'de gecelerde bu şekilde geçiyor. Alp. Ne ya? Merhaba.
Size bir şey anlatabilir miyim? Bir şey mi anlatmak istiyorsun? Evet. Işıkta anlatır mısın? Ne? Işıkta anlat o zaman. Gel. Hadi söyleyeceğim. Geç oraya. Nasrettin Hoca'ya gittiğimizde hani size bir masal okutmuşum ya. Masalı bir daha hatırlatacağım size. Masal mı anlatacaksın? Evet. Hadi. Bir masal anlat bize. Nasrettin Hoca varmış. Komşusuna gitmiş. Komşusuna demiş ki, ben kazan istiyorum. Kazan versene bana demiş. Komşusu doğru vermiş. Komşusu da sonra bir gün sonra gelmiş. Nasrettin Hoca. Kazanlarla. Dur, kazansız. Demiş ki, komşu, kazanlar öldü. Komşu da kazanlar nasıl ölür? Demiş. Nasrettin Hoca da doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun demiş. Çok komiksin ya. Teşekkür ederiz. Adanın bir videosunda böyle diyorlar.